Evet, merhaba arkadaşlar. Yeni bir diyet haftasından ilk günümüze hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün videoyu kendi kendime çekiyorum. Şu an kamerayı kendime çevirdim. Yani kamera arkasında hiç kimse yok. Çünkü Recep öğlenci işe gitti. Ve hemen yine de kısacası bir bilgi vereyim dedim. Evet, bu hafta daha güzel dikkat etmeye niyetliyim. Sabahtan beri kendime sürahiyede limonlu su yaptım. Onu içmeye çalışıyorum. Yanına 2 tas da yeşil çay demledim. Onu da içmeye çalışıyorum halen. Sabah yine kahvaltı yapmadım. Öğlen vakti 2 yumurtayla 2 dilim, yani bayağı tam tahıllı ekmek yedim. Evet, öğlen öyle geçirdim ve şu an akşam oldu. Akşama da kendime böyle yoğurtlu chia tohumlu, öyle miydi? Biraz pekmez var, bir de bir yarım yeşil elma var içinde. Hemen bir göstereyim size. Nasıl göstereyim şimdi bunu? Şöyle mi göstereyim? Şöyle. Gördüğünüz gibi. Böyle içinde chia tohumları var. Üstüne de biraz pekmez sıktım. Bugün onu böylecek yiyeceğim. Hatta bir tadına bakabiliriz. Bunu öğlenden hazırladım kendime. Gayet güzel aslında. Evet arkadaşlar, bugün böyle. Dediğim gibi Recep öğlenci, bütün bir hafta tahminimce böyle geçecek. Çünkü Recep'in peşini orada hazırlıyorum. Orada yiyor iş yerinde. Saat 6-6.30 gibi mola yapıyor onlarda. Yani saat olarak süper bir saat yemek için. Recep adına. Ona da ne koydum? 2 haşlanmış yumurta koydum. Şeri domates koydum. 3 dilim de salamlı, yine tam tahıllı ekmek koydum. Sıcak bir şey yiyemiyor orada. Yani onların kantinleri biraz değişik. O yüzden zaten kantinden de hani olsa bile yemezdi. Çünkü diyet ürünleri yoktur büyük bir ihtimal. Aslında onun için de süper olacak bu hafta. Güzel dikkat etmiş olacak. Çünkü geç kalktığı için evde kahvaltı yapmadan gidiyor. Tek öğün yemiş oluyor orada. Gün içinde de su falan tüketirse orada bolca. Aslında onun için de iyi olur. Görüyor musun Saadet? İlk defa kendimi çekiyorum. Okula burada takılıyor. Evet. İki tane var. Küpe değil mi? Evet. Evet arkadaşlar, böyle. Bu arada tavsiyeleriniz için çok teşekkür ederim. Kaufland'da o ekmeği arayacağım. Nurtaç, sana da bir şekilde ulaşmaya çalışacağım. Özelden. Her tavsiyeye açığım. Abla kokma. Nasıl tutuyorsun? Evet arkadaşlar, böyle. Dediğim gibi sıcak yemek yapmadığım için şu an gösterecek başka bir şeyim yok. Bu akşamlık bunu yiyeceğim. Ve gerçekten bugün aslında fazla iştahım da yok. Deneyebilirsin kızım. Diyet için mi? Evet, diyet için. Ben çok kuruyorum. Ya. Ne? Yoğurt mu? Yeşil elma. Birazcık pekmez. Bir de tohum var içinde. Chia tohumları. Çok da kötü bir şey değil kızım. Hiç de Saadet'in yaptığı gibi değil tadı arkadaşlar. Gayet normal yani. Çok güzel arkadaşlar. Öyle arkadaşlar. Bunu bir yiyelim. Ben de ütü yapıyordum. Bunu yedikten sonra ütmeye devam yapacağım. Yarın ikinci gün. Yarınki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yarın görüşürüz. Orada değil. Kapan. Kamera orada. Orada bak. Ben kapatacağım. Görüşürüz. Evet, merhaba arkadaşlar. Diyetimizin 4. günündeyiz. Arkadaşlar, hemen kısaca bir şey anlatayım size. Pazartesiyi çektim. Salı ve çarşambayı çekemedim. Neden derseniz, çünkü salı ve çarşamba günü ben akşam yemeği yemedim. Kahvaltımı yedim. Akşam yemeği de yerim diye düşünmüştüm ama bu 2 gün akşam yemeği yemedim. Ve bugün çok açım. O yüzden bugün güzel sıcak bir şeyler pişirmeye karar verdim. Kendi adıma, tabii ki çocuklara yapıp yedirdim. Kendime bir şey yapmamıştım. Arkadaşlar, bu öğün Liya, Hasan ve benim için. Ceylin ve Saadet bugün Selda'da, Recep de işte. 3 kişilik var yani burada yemek. Basmati pirinç haşlıyorum. İçine 1 gram bile yağ koymadım. Sırf haşlama olacak. Aynı Çinlilerdeki gibi. Çinliler böyle şeyleri çok haşlıyor ya. Ondan sonra ölçtüm. Yani 200 gram kullandım 3 kişi için.
Bayağı da pirinç çıktı. Bu kadar çıkacağını sanmıyordum. Ve bu pişmek üzere zaten. Altını kısalım. Recep evde olmadığı için şöyle büyük biberli, büyük soğanlı tavuk sote yapıyoruz. Pirinç haşlandıktan sonra onu bunun içine dökmeyi düşünüyorum. Ve böyle bir şeyi de pirinçten ilk defa yapıyorum. Genelde ben bunu çünkü makarnayla yapıyorum ve biberleri daha küçük doğruyorum. Şimdi düşünüyorum içine biraz salçayla şöyle yağsız hafif kremam var. Yağsız kremadan koysam mı diye. Ona az sonra karar vereceğim. İlk baştan bir şu tavuklar falan bir pişsin güzelce. Daha hiçbirini de baharatlamadım. Pirinci biraz daha kısalım. Çünkü pirinç pişti. Burada da karışık salatamız var arkadaşlar. Bugün Liya ile içine ton balık ve mozzarella peyniri koymayı karar verdik. Salatamız da böyle. İçinde mısır da var. Kırmızı soğanımız da var. Domatesimiz de var. Karışık bir salata. Liya bunu yağlayalım değil mi? Evet. Yoğurtlamayalım. Bir kere de böyle yağlayalım. Tamam. Genelde çünkü böyle ton balıklı salataları yoğurtluyorum ben. Böyle arkadaşlar. Dediğim gibi iki gün akşam yemeği yemedim. Ama kendimi çok da incelmiş de hissetmiyorum. Yani bir şeyler tuhaf geliyor bu ara. Anlamadım. Zaten yarın Liya'nın doğum günü var. Cumartesi de Liya'nın doğum gününü kutlayacağım. Yani cumartesi yine bir mola yapmak zorunda kalacağım. Yiyeceğim, içeceğim yani. Evet arkadaşlar böyle. Recep'te ona da yine 3 dilim ekmek yaptım. Yo pardon, bugün 4 yaptım. Yanına ne koydum? Salatalık kestim. O kadar galiba. Salatalık kestim, elma verdim. Aynen, bir elma, salatalık. 4 dilim de ekmek ama ekmeği öyle büyük zannetmeyin. Şöyle yani dilimleri küçük küçük. Şöyle Eiweiß Brot'tan koydum. Çünkü sabah bir şey yemeden gitti. Evet, pirincimiz de haşlandı. Ben bunu süzerim diye düşünüyordum. Süzmeme bile gerek kalmadı. Bunu da böylece içine koyacağım. Evet arkadaşlar, 4. günümüzden bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Merhaba arkadaşlar. Evet, diyetimizin 2. haftasını son gününe hoş geldiniz. Bugün dananın kuyruğu kopacak diyorum. Çünkü bütün hafta aslında yine dikkat ettim. Ama tartı maalesef öyle söylemiyor. Şu an yemek ısıtıyorum arkadaşlar. Açım. Yani bugün öğlen yemeğini yiyeceğim, bitireceğim. Dünden kalma mercimek çorbam, tavuğum falan vardı. Dün çünkü Liya'nın doğum günüydü. O video sonradan gelecek. O yüzden şu an ortalıkta geceden kalma biraz dağınık. Toplayacağım onları az sonra. Dün cheat day yaptık arkadaşlar. Evet, bu arada hem dün istediğimiz gibi yiyip içtik. Hafta içi arkadaşlar fazla video çekemedim. Çünkü mesela salı çarşamba gerçekten akşam yemeği yemedim. Recep de öğlenciydi zaten, iş yerinde yedi. Pazartesi çektim, gönderdim sana değil mi? Perşembeyi de gönderdim. Salınkini gönderdin. Bir de hayır, perşembe pazartesi miydi? Gönderdim. Pazartesi gibi miydi? Biliyorum çünkü yulaf papası. İki video gönderdi sadece arkadaşlar. Tamam, pazartesi, perşembe. Yani bu video kısa olacak biraz. Aynen. Cuma da bak, salı yemedim akşam yemeği. Çarşamba yemedim akşam yemeği. Kahvaltı yaptığımdan kaldım. O yüzden diş çabuğu gibi oldu arkadaşlar. Cuma. Cuma günü de akşam yemeği öyle yemedim. Sadece cuma günü işte Liya'nın hazırlıklarını yaparken, yalan değil hani böyle ayaküstü bir şeyler atıştırdım ama gerçekten abartmadım. Ona rağmen tartılalım. Arkadaşlar ben de bir şey söyleyeyim bu videoyu. Öğlenci olduğum için bu videoyu, yani bu haftalık videoyu, diyet programı videosunu fazla bearbeiden edemedim. Yani ne demek bearbeiden? Yani fazla ilgilenemedim. Fazla edit yapamadım, ilgilenemedim. Çünkü öğrenciydim, çok yoğundum. O yüzden hani şey gelmeyecek bu videoda, beklemeyin şey. Geçenki video çok beğenilmiş. Evet. Ama Recep o videoya çok uğraştı, onu demek istiyor.
hani başka komik şeyler ekleyeyim falan diye. Evet, bu videoyu yapamadım sen çünkü bayağı yoğundum arkadaşlar. O yüzden hani öğrenci olduğu için bu hafta öyle bir şeyler uğraşamadı ve videoyu şimdi hemen size atacak. Çünkü bugün pazar ve son günümüz. Ben de Recep'e dedim ki bari yemek yemeden bir tartılalım. Ondan sonra götürelim yemek. Ondan sonra ben yemek yiyeceğim. Ben çok acıktım yani. Yani normalde fırında tavuk bir şey yapmaz. Bu dünden kalma fırında tavuğum var. Bir de mercimek çorbam var. Bu videoda ben, yani o yemek videosu da zaten gelecek sonra. O da gelecek aynen. Ne zaman koyarım? Pazartesi mi koyayım? Koyabilirsin. Ya, pazartesi de Liya'nın doğum günü var benim kızımın. Vardı. Cuma günü ama biz cumartesi ama, kutladık. Aynen. Ondan sonra o video gelecek. O video gelecek. Kısaca pazartesi. Bir gösterebilirsin. Geceden kalma son bulaşıklarım. Şöyle. Bu artık ikinci, üçüncü makineydi. Aile kalabalık olunca öyle oluyor. Evet arkadaşlar. Hemen bir son pazar günü olan ben. Kilomu hatırlayalım. Tamam hadi. Tamam. Tamam çekin. Evet. Son 3-0 100 gram almışım. Evet ve bugünkü kilomuza bakalım. Haydi bismillah. Bak tartı bile açılmak istemiyor. Ero. Bir bacağım 45 kilo geliyorsa. Dur hemen ele bakalım. El burada tamam. Tamam ya ellerimi bırakıyorum. Kızım bu çekil bakayım. Şu an Mehtap'ın kilosu. 75-3. Oh. Bakarak bence iyi çıktım. Hiç fena değildim. Hemen bir Recep'i hatırlayalım. Ve şimdi sonuca bakalım. Bu Mehtap'ın sonucuydu. ...103.2. Bu da benim sonucum. Arkadaşlar. Ve şimdikine bakalım. Evet. Gönül rahatlığıyla yiyeceğim yemeğimi. Zaten bakın Sadiş bize köfte hazırlıyormuş. Kineti kumla. Evet. Bir de çorba var. Çorba da varmış arkadaşlar. Ve Recep'in kilosu. 102.1. Arkadaşlar getirin size brokoli getirin. Recep bugün dikkat ederse eminim yarın daha az çıkar. Çünkü o dünkü yediklerinin etkisi var bence onun tartısında. Dün bayağı yedim. Çikolata yedim. Yemek falan. Et yedim, pilav yedim, pasta yedim. Evet. Yedim de yedim yani. Arkadaşlar. Efendim kızım. Brokoli supu. Ya. Ve alnı. Köfte değil, alın bakalım. Yeşil köfte hiç görmemiştim. Brokoli çorbası olabilir de bu. Yeşil gene ama yeşil bir köfte acaba küflenmiş mi ne olmuş? Hayır. Evet arkadaşlar dediğim gibi. Evet arkadaşlar dediğimiz videoya, gibi biz bir yemek yiyelim. Bu videoya fazla beğenmeyi ne demedim ama bir dahaki haftanın videosu biraz daha güzel olacak çünkü orada sabahçıyım zamanım olacak. Evet o zaman düzenli bir şekilde yine akşam yemeği yiyeceğiz. Tam evde de olmuş oluyorum. Bu geçtiğimiz hafta gerçekten işte Recep öğrenci olduğu için. Ben siz boğazından geçmemiş ondan yemek yiyeyim. Yani üstüne bir de diyet yaptığım zaman hep bunları yedirdim içirdim. Tek kendim için hani bir şey. Biz var ya bu diyet programının stratejisini değiştirelim. Ne gibi? En çok kim kilo alır? Ama almamış. En çok kim kilo alıyor diye. O zaman ben seni geçerim merak etme. Gelin bana göremeyiz. Ama almamışız ki. Oh. Ben dedi mis gibi o. Tavukları. Ben oldu. Evet videoyu bitirelim arkadaşlar. Paşam bağırmasan. Evet arkadaşlar. Diyet haftamızın ikinci haftasında sona erdi. Yarın yeni bir başlangıç.
Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Yemek pişti mi? Yemek pişti mi? Pişti, ısındı paşam.